Ebe sobe, ebe sobe. Yine yakalandım. Hadi geç, ebesin. 1, 2, 3, 8, 9, 10. Önüm arkam sağım solum sobe. Abi neredesin? Ne yapıyorsun burada? Aa dede, saklambaç oynuyoruz. Kendi kendine mi? Yo, Sare ile. Sana bir görev versem ne dersin? Yaparım. Kıvırcık, biliyor musun? Benim kardeşim var. Ama daha bebek. Büyüyünce üçümüz birlikte oynarız, değil mi? Aa, orada çalıların arasında bir şey var. Şşş, sessiz ol. Aa, ne sevimli bir şey. Yolunu mu kaybettin sen? Hadi Kıvırcık dedeme götürelim de bir baksan ona. Abi bak, sincap buldum. Aa, bakayım. Saklambaç oynuyorduk. Ne oldu mızıkçı? Her yere baktım bulamadım işte. Neredeydin ki? Bir de yerimi söyleseydin. Şimdi düşecek. Kıvırcık. Dedem bana emanet etmişti. Üzülme abi, toplarız hemen. Bununla artık un yapılmaz akıllım. Üzülme oğlum. Onu da hayvanlar yer. Amin. Telaş etmeyin. O da hayvanların rızkıymış. Çuvalı ağla koydum. Bir ara samanla karıştırmak gerek. Olur hanım. Ben arabaya yeniden buğday koyayım. Onu değirmene götürelim. Sen de üzme kendini. Dede, dede. Az önce kocaman kuyruklu bir sincap gördüm. Abim de gördü. Değil mi abi? Buralarda çok olur. Ağaçlarda yaşar. Kucağımdan ağaca zıpladı zaten. Hadi bakalım. Düşelim değirmen yoluna. Bu ses ne? Değirmenden geliyor. Allah bereketli eylesin. Değirmenci yok mu? Sağ olasın amca. Dedem eve kadar gitti. Buğdayları niye oraya atıyorsun? Un olması için. Sen buğday öğütebilir misin? Tabii öğütürüm. İsterseniz siz de bana yardım edebilirsiniz. Hı? Neden olmasın? Önce buğdayı bir kaba atıyoruz. Öğüticiye atıyoruz. Sonra öğütücünün içindeki taşlar buğdayı ezerek un haline getiriyor. Sıra bende. Dur Sare. Önce içindeki bitsin. Bitmesine gerek yok. Ekleyebilirsin. Çok güzel kokuyor. Un yapmak çok kolaymış. Taş buğdayı eziyor.
Aferin. Bir dahaki sefere un işi sizde. Tabii, unu da kuşlara yemetmezsek. Kuşlar un yer mi? Gelin oturun şöyle. Bir gün bir adam helal kazanç için dağlar, tepeler, dereler, ovalar açmış. Dervişler gibi çöllerde gezip dolaşırken bir bostan sahibine rastlamış. Adamın bahçesinde elma ağaçları, portakal ağaçları, nar ağaçları varmış. Bahçe sahibi helal rızık arayan adama demiş ki, ''Benim bahçemde bekçi olarak çalış, ben de sana emeğinin karşılığını vereyim.'' Adam düşünmüş, taşınmış, kabul etmiş. Günler günleri, haftalar ayları kovalamış. Bir gün bahçe sahibi bekçisine, ''Ey bekçi, narların en iyisinden bir miktar getir.'' demiş. Bekçi narlardan bir miktar koparıp bahçe sahibine getirmiş. Bahçe sahibi narı kesince ekşi olduğunu görmüş. Birkaç tane daha kesmiş, hepsi ekşi çıkmış. Bahçe sahibi bekçiye, ''Bunca zamandır buradasın, meyve ve narlardan yiyorsun, tatlıyı ekşiyi ayıramıyor musun?'' diye sormuş. Bekçi demiş ki, ''Siz bana bahçeyi bekle dediniz, bu yüzden ben de meyveleri tatmadım.'' demiş. Bahçe sahibi bekçisinin bu davranışına hayran kalmış. İşte böyle çocuklar, verilen sorumluluğu özenle yerine getirmeli. Bazen işler yolunda gitmeyebilir ama siz yine de elinizden gelenin en iyisini yapmaya çalışın. Merak etme dede, un işi bende.